Merhaba, ben Güven Ünal'dır. Bugünkü konum Türkiye uzay programı için Somali'de fırlatma tesisi kuruyor. Middle Eyes gazetesine konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin uzay programı hakkında çarpıcı detaylar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan uzay programının toplam maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olacağı dile getirildi. Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesinin çok düşük olduğuna dair eleştirilere de cevap veren yetkililer, Türkiye Uzay Ajansı'nın süreci koordine etmekle görevlendirildiğini ve bu nedenle bütçesinin daha yüksek olmamasının gayet normal olduğunu, harcamaların çoğu büyük savunma sanayi şirketleri gibi devlet kurumları tarafından yapılacaktır. Ayrıca Savunma Başkanlığı da program için ödenek ayıracağı belirtildi. Middle Eyes gazetesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birkaç yıl önce sunulan planlar, harcamaların çoğunun Cumhurbaşkanlığına bağlı olan ve 600 milyon dolar bütçeye sahip olan Delta ve Uzak Teknolojiler şirketi tarafından yapılacak. Öte yandan Türk yetkililer Türkiye'nin Somali'de bir fırlatma tesisi kuracağını ve bu tesisin inşaatının yanı sıra bakımının da 350 milyon dolardan fazlaya mal olacağı belirtildi. Türkiye yetkilileri son olarak bazı planların zamanla değişebileceğini, 2023 ve 2028 planlarının son derece hırslı olduğunu ancak böyle bir hedefin Türkiye'nin de sonunda uzay görevine odaklanmasına yardımcı olacağını söylediler. Türkiye'nin Somali'de kuracağı fırlatma tesisi uzay havalimanı devletimize milletimize hayırlı olsun. Videolardan haberdar olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir konuda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.